biz kabak çiçeği dolması yapacağız. Kabak çiçeği sabah erkenden topladık. Bu şekilde taç yapraklarını kopararak ayıklıyoruz. Sap kısmını da böyle bu şekilde hazırlıyoruz. Bunu erkenden toplamak gerekiyor. Yoksa öğlene doğru kabak çiçekleri buruşuyor. O zaman içini doldurması da zorlaşıyor. İçimize gelince yaklaşık 2 su bardağı kadar pirinçten hazırladım ben bunu. 2 orta boy veya lezzetinize bağlı, kendi damak tadınıza bağlı. Bol soğanlı çok güzel oluyor. 2 büyük boy soğan doğradık. 3 yemek kaşığı salça var. Karabiber var. Kimyon var. Ve maydanoz var. Damak tadınıza göre siz baharatlarda değişiklik yapabilirsiniz. Her yörenin de kendine has bir damak tadı olduğu için bazı yörelerde kekik konuluyor, dereotu konuluyor. Bunu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Peki eskiden annelerimiz pirinç çok yaygın değilken bunu bulgurla da doldurulduğu oluyormuş. Ben bulgurun tadını sevdiğim için de bu 2 su bardağı kadar pirincin içine yarım çay bardağı kadar da bulgur da ekledim. İlk önce soğanlarımızı kavuruyoruz. Aynı zeytinyağlı iç hazırlar gibi. Arkasından ısladığımız pirincimi süzdürüyoruz suyunu ve kavurmaya başlıyoruz. Salçamızı ekliyoruz. Baharatlarımızı ekliyoruz. Tuzunu ekliyoruz. İçimiz bu şekilde hazır oluyor. Sabah erkenden toplamaya gideceğimiz için içi bir gece önceden hazırlayıp ben koydum. Çünkü biraz hızlı davranmamız gerekiyor burada. Hazır içimiz akşamdan hazırlıyoruz biz. Peki içine ne kadar koyuyoruz? Bir tatlı kaşığı kadar, bir tatlı kaşığı kadar kabak çiçeğinin içine, temizlediğimiz kabak çiçeğinin içine koyuyoruz. Bu şekilde. Farklı kapatma şekilleri var ama ben en pratik olanını bu şekilde. Buzdolabı poşetim hazır yanımda bekliyor. Peki ne yapıyoruz? Bu şekilde tenceremize de yerleştirebiliriz hemen yiyeceksek. Ama kışın da bu tadı, bu lezzeti yakalamak istiyorsak, misafirlerimize de ikram etmek için güzel bir lezzet. Bu şekilde ben buzdolabı poşetine yerleştiriyorum. Pişireceğim zaman da istediğim zaman derin dondurucudan çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi doldurması gayet kolay. Hatta sarmadan bile daha kolay. Bu şekilde kabak çiçeğimizi dolduruyoruz. Derin dondurucuya girdiğinde hiçbir şekilde açılma olmuyor. Püf noktası burada bizim derin dondurucudan çıkartmaz tencereye koymak, suyunu eklemek, soğuk su eklemek. Biraz zeytinyağı gezdiriyorum ben üzerine. Az tuz. Suyunu ekledikten sonra suyu da yine tenceremizdeki kabaklarımızı üzerine taşmayacak şekilde, yani çok fazla su eklememize gerek yok derin dondurucudan çıkan kabak dolmamızın. Üzerine kapak veya ağırlık koyarsak dağılmasını da engellemiş oluyoruz. O aşamasını da göstereceğim birazdan.
Evet, dolmamızı doldurduk, kabak çiçeği dolmamızı. 2 su bardağı kadar pirinçten iç hazırlamıştık. Geceden hazırladığımı söylemiştim ki sabah doldurması kolay olsun diye. Çünkü kabak çiçeklerini çok erken saatte biz topluyoruz. Solmadan çiçekleri dolduruyoruz. Şimdi 2 su bardağı pirinçten yaklaşık bu kadar dolma çıkıyor. 1 su bardağı kadar burada. Ben yarısını pişirdim çok olmasın diye. 1 yemeklik. Bu üzerine bir ağırlık koyduğumuz zaman kabaklarımız da dağılmıyor. Bu tencereye yine 2 su bardağı su ekleyerek, soğuk olması önemli, su ekleyerek kabak çiçeklerimizi pişiriyoruz. Biraz üzerine zeytinyağı ve tuz gezdirdim. Çok az koydum. Ve kısık ateşte biz kabak çiçeklerimizi pişirdik. Bunu sarımsaklı yoğurtla ikram edebiliriz. Gerçekten çok güzel oluyor. Sarımsaklı yoğurt yanına çok yakışıyor. Biraz ılındıktan sonra veya soğuduktan sonra, zaten zeytinyağlı olunca yiyebiliriz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Şöyle gösterelim.